Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle Hollywood filmlerinin yapımcılarının kullandığı logoları, yani film şirketlerinin logolarını inceleyeceğiz. O logoların asıl hikayelerine bakacağız. YouTuberlar gibi film yapımcıları da intro kullanıyor bildiğiniz üzere. Hani mesela zaten film izlediğimiz zamanlar bir film başlarken çıkan introyu gördüğümüz zaman o film güzel mi yoksa değil mi anlayabiliyoruz. Bir introyu görerek aha bak ben daha önce bu introlu bir filmi izlemiştim, o film güzeldi diyebiliyoruz. Bugün size o filmlerden bahsedeceğim. Film değil, logo, pardon. Ve bakalım bu videoya 24 saat içinde 10.000 like gelecek mi? Pamuk eller like düşün, hadi pamuk eller like düşün. Like YouTuber'lara para kazandırmıyor. Evet. Pamuk eller like düşün. Ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sayenizde daha da fazla gelişiyoruz. Kalite olarak, görüntü olsun, içerik olsun, her şey, ses, her şey. Şimdi en başta DreamWorks var arkadaşlar. DreamWorks'u zaten bilirsiniz. Hani bir tane çocuk var elinde olta tutarak. O çocuğun hikayesini anlatacağım. Film, oyun, televizyon programını hem geliştirir, hem üretir, hem de dağıtımını yapar. 1994 yılında Steven Spielberg, Disney yönetmeni Jeffrey ve müzik dağıtıcısı David Geffen bir araya geldi. Beraber bir film stüdyosu kurmaya karar verdiler. Ve bugünkü adıyla DreamWorks'u kurdular arkadaşlar. O, oltalı çocuk. Balık tutan, ayın üstünde durup balık tutan. Logoya bakarak balık tutan çocuk da denilebilir. Ama asıl fikir çok daha derin anlamlar içerebilir bazen. Burada olduğu gibi. Spielberg, Deriz Meridin'den ayda oturan bir adam yapmasını istedi. Ama bu kişilere cazip gelmedi hiç. Elle çizilecek bir çalışma daha mantıklı geldi ve bu işi Robert Hunt devraldı. Ve bu adam da kendi oğlundan esinlenerek ayda oturan çocuk logosunu çizdi. Ve bu fikir çok beğenildi. İşte o çocuk William Hunt. Hani bu DreamWorks'in logosunda gördüğümüz çocuk aslında gerçekten bir kişi üzerinden, yani William denilen çocuğun üzerinden esinlenerek yapılmış. Ve onu yapan kişi de çocuğun babası aslında. Şimdi Paramount Pictures'a bakacağız. Paramount Pictures'ı da hepiniz bilirsiniz, hani böyle yıldızlar geliyor bir tane dağın etrafına, etrafını sarıyor, böyle 20 tane 30 tane falan yıldız var değil mi? Şimdi onun hikayesinden bahsedelim. Bu şirket 1912'de Adolph Luca ve Froman kardeşler tarafından kuruldu. Bu logoda kullanılan dağ gerçekten de var ve Utahya'daki Lomond Dağı'dır. İlk fikir 1916'da ortaya çıkmıştır. Kendi geçmişindeki hatıralarından esinlenmiştir. Gördüğümüz yıldız sayısı bu logonun en başlarında 24'tü. Bu da sözleşmesi olan her bir 24 ünlü oyuncuyu temsil ediyordu. Bu yıldızlar zamanla 24'ten 22'ye düştü ama sebebi bilinmiyor. Teknolojinin de gelişmesiyle beraber sadece dağ fotoğrafı ve yıldız değil de daha yaratıcı bir montajla logoyu artık televizyonlarda filmden önce görüyoruz. Şimdi Columbia Pictures, hani her filmde var neredeyse. Her güzel, popüler filmde Columbia Pictures'ı görebiliriz. Bu da çok iyi bir şirket olduğunu zaten belli ediyor. Direkt akıllara kazınmış bir şirket zaten. Bu stüdyo ise 1924'te kuruldu. Logoda New York'taki meşale taşıyan kadını kullandılar. En başta siyah arka plan ve basit görünümlü bir logo vardı. Ve bir elinde de Amerikan bayrağı vardı bu kadının. Bu logo çok ilkel olduğu düşünüldüğü için 5 yıl içinde değiştirildi ve bu halini aldı. Ve logo değişmeye devam etti, değişmeye devam etti. Ve en son Sony'nin de yardımıyla bu halini aldı. Ve Amerikan bayrağı yerine mavi bir kumaş gelmişti eline. İlk logo ile karşılaştırılırsa harika bir şey bence. Metro Golden Mayer arkadaşlar. Şimdi bu kükreyen aslanı zaten aranızda falan hiçbir yerde imkan yok, bunu bilmemenizin imkanı yok. Hani film başlamadan önce kükreyen aslan herkesin merak ettiği, lan bunu nasıl çekmişler acaba falan diye. Şimdi o aslanın hikayesini dinleyelim. Bir filmin başında kükreyen bir aslan görüyorsanız bu film MGM yapımıdır. Filmlerin başında heybetli bir şekilde kükreyen aslan seyirciyi selamlar ve izleyiciyi hemen moda sokar. MGM filmlerinin ünlü sembolü kükreyen aslanın görüntüsü ilk önce sessiz şekilde olacaktı. Ancak çekimler sırasında aslan iki oyuncuya saldırmış ve öldürmüştür. Bundan dolayı kükreme sesli olmaya karar verilmişti. Bu aslan Leo olarak tanındı ve bugüne kadar birçok kez farklı aslan kullanıldı. Bu zamana kadar 7 farklı aslan kullanıldı ve hepsinin çekimlerinin sonu kötü bitti. En son olarak 1957'de çekilen görüntü hala günümüzde kullanılıyor. Ne kadar kanıtı olmasa da aslanı bir masaya bağlayıp elektrik vererek kükretildiği düşünülüyor. Walt Disney şimdi, o Frozen'dı, yok şuydu, yok buydu, bütün ünlü animasyonlar da buradan çıkıyor anasını satayım. Mickey Mouse olsun, hepsi buradan çıkıyor. Aklıma daha fazla gelmedi. Şimdi Walt Disney'in hikayesine bakalım neymiş. Bu arada şu arkamda lazer gibi bir şey var değil mi? Ben
aydınlığım arkam karanlık falan. İşte kamera kullanmayı biliyorum o yüzden. 1923 yılında Roy ve Walt Disney, Disney karikatür stüdyolarını kurdu ve Walt'un oluşturduğu ikonik ilk sembol Mickey Mouse olarak herkes tarafından tanındı ve sevildi. 1928'de bu başarı şirkete uluslararası şöhret kazandırdı. Mickey Mouse karakterinin yanında birçok karakter daha oluşturuldu ve halka tanıtıldı. Walt Disney logosunda bir şato var ve bu şato Almanya'nın Bavyera yerinde bir kasabada yer alıyor. Şato sanki başka bir dünyadan gelmiş ve Şangü Gölü'nün tepesine kurulmuş gibi bir his bırakıyor. Aynı masallardaki evrenleri anımsatıyor ve aynı masallara benziyor. Bu Walt Disney'i de etkilemiş ki şatoyu yıllarca logo olarak kullanmıştır. Bu görünüm filmden filme değişiklik gösterir. Şimdi bütün logoları öğrendik. Hani Walt Disney'in logosunu, MGM'in logosunu, Columbia Pictures, Paramount Pictures, DreamWorks hepsini öğrendik. Şimdi bakın size benim ilk logomu göstereceğim. Hani benim eskiden videolarım böyle sade bir şekilde başlamıyordu. Hani bir girişim yoktu benim önceden. Direkt introlu bir şekilde başlıyordu. Çok utanıyorum ama onu göstereceğim size, bekleyin. Utanıyor musun diye soracaksınız. Gerçekten utanıyorum. Ben neden öyle bir şey yapmışım ki? Neden öyle bir şey yapma gereği duymuşum? Gerçekten bilmiyorum. Ama durun. Gelin size bir tane logo yapalım lan. Hadi Photoshop'tan bir tane logo yapalım size beraber. Tamam, şimdi bu benim eski bir tane fotoğrafım. Şimdi bu fotoğrafa logo ekleyeceğim. Arkama kanat falan yapıp yeni bir tane Kürşat TV logosu yapacağız. Gelin beraber. Harika oluyor şu anda. Vallahi harika oluyor. Evet, şimdi bu kadar yapabildim. Böyle bir şeyler oldu. Kanat manat ekledim kendime ama dur. Meteor kanatın önüne geçemez. Şöyle yapacağız. Aynen. Tamam, oldu. Orada bir hata yapmıştık. Şimdi düzeldi. MLG bir tane kendimize bir şeyler yaptık. Yani neden böyle bir şey yaptın diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Yaptım yani, sadece yürüdüm çıktım yani. Ama eğlendim ya yaparken. Niye eğlendiğimi de bilmiyorum. Neden böyle bir şey yaptığımı da bilmiyorum. Bir dakika, bunların hepsini kaldırsam YouTube'da neden böyle bir eksiklik var? Neyse, kalsın o zaman ya. Öyleymiş bakalım. Gördüğünüz gibi tüm proje böyle. Arkama bir dakika. Tamamdır. Bitti. Bitti. Son unutuşu da ekledim. Ve 1, ve 2, ve 3. Evet arkadaşlar, şu anda ben böyleyim. Gezegenlerin kurtarıcısı Melek Kürşat olduk. Artık bizim de logomuz bu. Ama şuradaki şu Kürşat TV yazısını kaldırırsam daha güzel duracak herhalde. Aynen, şu anda çok daha güzel oldu. Artık bunu her yerde kullanacağım lan. Her yerde olacak bu. Artık yeni logomuz bu. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında bir dakika ya, ben gaza geldim. Bir şey daha yapalım, dur. Bir şey daha yapalım. Şimdi kendime bir sürü ekstradan el ekleyeceğim. Her yerimden el çıksın, dur. Şöyle yapacağız. Bir tane şuradan. Ama bunun da en alta gelmesi lazım. Ama en alta gelirse böyle olacak. Bunun da üstüne gelecek. Evet. Şimdi harika oldu. Şimdi bunun üstüne bir tane daha. Şunu da şöyle kopya, sağ tıkla, yatay çevir. Bu da böyle. Oğlum ben niye böyle şeylerle uğraşıyorum ya? Şuradan da fazlalığını sildik mi? Şimdi az değiştirelim yörüngesini. Evet. Şimdi bundan bir tane daha. Bu armı nereye koyacağız? Hayır, silme. Şunu da şöyle yapalım. Bu da halkanın içinden çıksın. Evet. Çok mantıklı. Halkanın içinden çıksın bu da. Evet. Şimdi de halkaya geliyoruz. Zoomlayalım. Halkayı sileceğiz şimdi. Çok prof olmadı ama. Yapacak bir şey yok.
Böyle oluyor en fazla. Şunu biraz büyütürsek belki sorun düzelir. Büyüteceksin lan. Abi. Evet. Dünyanın en psikodelik YouTube introsu. Bunu da hareketli bir şeyler yaptıktan sonra bu çok psikodelik bir şey olacak. Emin olabilirsiniz buna. Ama bu meteor neden benim elimin üstüne geldi ki? Altına koymak lazım. Evet. Boom. En güzel YouTuber introsu. Columbia Pictures'a falan hepsini diss yani. En güzeli benimki. Eğer burada beğendiyseniz, bu profil resminde beğendiyseniz size 25 kuruş aynısını yaparım sizin fotoğrafınıza. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Ve şuraya tıklayarak da benim bir önceki videolarımdan birini izleyebilirsiniz. Harika ötesi bir video oldu arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Bir dakika. Niye bir dakika dediğim konusunda hiçbir fikrim yok. Çok güzel bir video oldu. Altına tıklarsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da gerçekten çok mutlu olurum. Çok teşekkür olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.